Değerli basın mensupları, Sayın Genel Başkanımız dün vefat eden Torbalı Belediye Başkanımızın cenaze törenine katılmak üzere İzmir'e gitti. Bu nedenle bugün e, Merkez Yönetim Kurulu toplantımıza katılamadı. Değerli Belediye Başkanımıza Sayın Ramazan İsmail Uygura Allah'tan rahmet diliyoruz. Kıymetli ailesine, sevenlerine ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi ailemize başsağlığı diliyoruz. Sözlerime milletimiz ve cumhuriyetimiz için önemli bir dönüm noktasını, önemli bir haftayı ve milli bayramımızı kutlayarak başlamak istiyorum. Önümüzdeki cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümü ve ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutlayacağız. Bundan tam 101 yıl önce Anadolu ve Rumeli işgal altındayken vatan topraklarında başı bozukluk ve çaresizlik hakimken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk işi milli ordumuzdan da önce millet meclisini kurmak olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nın merkezine de milletin iradesini ve onun temsilcilerinden müteşekkil meclisi yerleştirmiştir. Atatürk, Kurtuluş Savaşı'mızı Gazi Meclisi'nin verdiği güçle yürütmüş, her devrimi ve her işi milletinin bağrından çıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri Türkiye Büyük Millet Meclisindeki temsilcileri eliyle hayata geçirmeyi tercih etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmayı, yetkilerinden arındırmayı, bir tek adam rejimi kurmayı Atatürk asla düşünmemiştir. Milli iradenin tecelligahı meclisimiz sadece kurtuluş savaşımızın değil, muasır medeniyetler seviyesine çıkma mücadelemizin ve meşruiyetin de merkezi olmuştur. Ancak olağanüstü hal şartlarında gayrimeşru bir referandumun ardından kurulan rejim koşullarında 2018'de iş başına gelen yönetim meclisimizi işlev, işlevsizleştirmeye, etkisizleştirmeye, millet iradesinin üzerine tek adam vesayet rejimi gölgesi düşürmeye çalışmaktadır. Bu çabalar ne yazık ki ülkemizin bereketini kaçırmış, milletimizin de ufkunu karartmıştır. Ama milletimiz hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ilkesinden asla ama asla vazgeçmemiştir, geçmeyecektir. Milletimiz iradesine ipotek koymaya cüret eden, milletin ve vekillerinin sesini kesmeye kalkan bu ucube sistemi tarihin karanlık dehlizlerine göndermek için sandığı sabırsızlıkla beklemektedir. Yeni ve güçlü demokratik parlamenter rejimi kurmakta millet iradesine, demokrasimize sahip çıkan dostlarımızla birlikte bize nasip olacaktır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş savaşımızın tüm kahramanlarını, Gazi Meclisimizin ilk milletvekillerini saygıyla, rahmetle, minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Başta en kıymetli varlıklarımız çocuklarımız olmak üzere tüm yurttaşlarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutluyoruz. Değerli basın mensupları, korona salgınının başladığı Mart 2020'den bu yana en kötü noktadayız. Dün 318 vatandaşımızı maalesef salgına kurban verdik. Bu salgının ilk gününden beri tek bir günde kaydedilen en yüksek vefat sayısıdır. Günlük vaka sayılarında dünyada dördüncü sıradayız. Nüfusa oranla yeni vaka sayılarında ise İsveç'ten sonra ikinci sıradayız. AK Parti'nin Lebalep kongrelerinin tamamlandığı günden bugüne kadar vaka sayısı 30 binlerden 60 binlere yükseldi. Son 25 günde 5464 insanımızı yitirdik. Bu sayılar ağızlardan bir çırpıda dökülü veriyor ama hastalananlar, yoğun bakımda yer bulamayanlar, yitirdiklerimiz, anneler, babalar, eşler, evlatlar, en sevdiklerimiz. Hayatlarımızda bir daha doldurulmayacak boşluklar, hiçbir zaman onulmayacak yaralar açıyor. Yaşanan acılar tarif edilir gibi değil. Geçen hafta İstanbul'da gencecik bir kadın karnında yavrusuyla hayata gözlerini yumdu. Ondan birkaç hafta önce İzmit'te Beş aylık hamile bir başka genç kadın ardında gülüşünü bırakarak yaşama veda etti. Türk Tabipleri Birliği salgın nedeniyle gerçekleşen ölüm sayılarının açıklananın üç katı olduğunu söylüyor. Anlaşılıyor ki hala ders anlamamış. Salgını önlemek yerine vefat sayılarını karartmanın kime ne faydası var? Devlet böyle mi yönetilir? Ağır hasta sayılarında hızlı bir yükseliş var. Şubat ve Mart ayında binli sayılara düşen ağır hasta sayımız Nisan'da 3 binlere yükseldi. Türk Yoğun Bakım Derneği'nin uyarıları durumun vahametini net şekilde ortaya koyuyor. Yoğun bakımlarda kırmızı alarm çalıyor. AK Parti'nin Lebalep kongrelerinden sonra yoğun bakımlar Lebalep'te oldu. Yoğun bakımlarda artık genç hastalar da var. Sosyal medya yoğun bakımlarda ailesine, eşine, dostuna yer arayan vatandaşlarımızın çığlıklarıyla sarsılıyor. Uzun süredir bu salgınla uğraşıyoruz. Başta fedakar sağlık çalışanlarımız olmak üzere hepimiz madden ve manen yorulduk. Lebalep kongreleriyle hava atan Erdoğan şahsım hükümeti salgını şirazesinden çıkarmıştır. Bedelini de milletimiz ödemektedir. Böyle devlet yönetimi olmaz. Erdoğan şahsım hükümeti geçen hafta yeni kısmi kapanma kararları açıkladı. Ama dükkanını kapat ve müşteri alma dediği esnaflarımıza yine doğru düzgün bir destek vermedi. Lokantalar sadece gel al ve paket servisiyle ayakta duramıyor. Onca garson evlerine gönderildi. Çoğu 1500 liralık ücretsiz izin aylığına mahkum edildi. E bu parayla Ramazan ayında kira fatura mı ödenecek? mutfaklarda tencere mi kaynayacak? Bütün dünya esnafına, çiftçisine, kobisine desteği arttırırken Erdoğan şahsı hükümeti hem de Ramazan öncesinde kısa çalışma ödeneğini kaldırdı. Binlerce insanı sefalet aylığına mahkum etti. Bunun hangi akla hizmet olduğunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Böyle devlet yönetimi mi olur? Turizmci bayramı geçmiş, yaza ne olacak diye bakıyor salgını kontrol altına alamazsak bu sezonu da kaybetme riski var. Ülkenin dört bir yanından feryatlar yükseliyor. Erdoğan'ın şahsı hükümeti ise ne vatandaşların, ne sağlıkçıların, ne iş dünyasının sesini duyuyor. Çünkü sarayın önceliği bunlar değil. İstanbul Havalimanı'nı işleten yandaşların ödeyeceği 1 milyar 45 milyon avroluk kira bedeli 2024'e kadar erteleniyor. Yetmez işletme süresi, süresi de iki yıl uzatılıyor. Saray milletten esirgediğini bol bol yandaşa dağıtıyor. Millete veriyorlar talkını kendileri yutuyor salkımı bunu Mart ayı bütçe rakamları da teyit ediyor. Milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak diyerek yaptıkları projelere bu yılın ilk üç ayında ödenen garantilerin toplamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 182 artarak yedi buçuk milyar liraya sıçradı. Devlet yönetiminde soruyorum böyle hesap kitap mı olur? Değerli basın mensupları, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu var. Bunu hepsi tekrarlıyorum. 128 milyar dolar nerede sorusunu bizlerin ısrar, ısrarlı takibi ve vatandaşımızın benimsemesi sonucunda ortaya bir takım İftiralar itiraflar çıkmaya başladı. Geçtiğimiz cuma günü çiçeği da Merkez Bankası başkanına bir açıklama yaptırdılar. Hatırlayacaksınız, önceki Merkez Bankası başkanı 128 milyar doların akıbetini merak edince koltuğundan olu vermişti. Yeni gelen başkan da yaptığı açıklamayla iddialarımızın bir kısmını ilk ağızdan doğruladı, itiraf etti çeşitli gerekçeler ileri sürse de kasada kendisine ait döviz kalmadığını söyledi. Demek ki döviz rezervleri Erdoğan şahsım hükümetinin ve şürekasının iddia ettiği gibi kasada değilmiş. Kasada yokmuş. Merkez Bankası kasasındaki kendi rezervlerini arka kapıdan hazineye vermiş. Bir de kimse fark etmesin diye aynı gün emaneten aldığı dövizleri kasasına koymuş. Yani bir başka ifadeyle merkez bankası döviz sahibi olduğu döviz rezervlerini vermiş kasasındaki dövizlerin emanetçisi olmuş. Mızrak çuvala sığmayacak kadar büyük. Net rezervler uzunca süredir alarm veriyor. En son tarihi itibariyle merkez bankasının döviz kasasının vaziyeti budur resmi döviz rezervlerinden kısa vadeli döviz yükümlülüklerini düşersek kasa 43 milyar dolar açık veriyor. Yani alacaklılar kapıya dayansa kasada para yok. Bu kısa iki yıl bu kasa iki yıl önce Şubat ayında 54 milyar dolar fazla veriyordu. Bir kez daha soruyoruz. Devlet böyle mi yönetilir? Merkez Bankası Başkanı aynı açıklamada rezervler normal yollardan Merkez Bankası'nın doğrudan müdahaleleriyle ya da ihaleyle satılmadığının altını çizdi. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri bizim bu işin başından beri iddia ettiğimiz gibi arka kapıdan, bankanın arka kapısından damadın yönetimindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılmış. Yine damada bağlı kamu bankaları da bu rezervleri siyasete rant, siyasette rant devşireceğim diye afiyetle yemiş bitirmiş. Merkez Bankası yaptığı açıklamayla topu hazineye attı. Döviz rezervlerini biz değil hazine buharlaştırdı dedi. Herhalde bu açıklama Hazine ve Maliye Bakanı'nda rahatsızlık yaratmış olacak ki bugün de Hazine ve Maliye Bakanı televizyona çıktı sorumlu hazine değil Merkez Bankası dedi. Cık. Anlaşılan 128 milyar dolar yakar top oldu. Kimse elinde tutmak istemiyor. Ama ne mevcut bakan ne de Merkez Bankası Başkanı rezervlerin döviz piyasalarına müdahale yetkisiyle beraber hazineye neden devredildiğini ya da hazinenin bu işlemlere neden ortak edildiğini bir türlü açıklamıyor. Hem bakan hem de başkan o dönemde Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile imzalanmış bir protokolden bahsediyorlar. Ne zaman imzalanmış bu protokol? 21 Şubat 2017'de. Asla zamanlama manidar. 20 Temmuz 2016'daki 2016'daki ohal sivil darbesinden hemen sonra Türkiye'yi rejim değişikliğine götürecek 16 Nisan 2017 referandumundan da hemen önce hem bakanın hem de başkanın yaptığı açıklamalar beraberinde yeni ve ciddi sorunlar da getiriyor. Şimdi izninizle ve aracılığınızla bazı soruları Erdoğan şahsı hükümetine, onun Hazine ve Maliye Bakanı'na ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'na milletimiz adına yöneltmek istiyoruz. Soru 1 bu protokolün varlığını dört yıl boyunca kamuoyundan neden sakladınız? Soru iki. Dalgalı kur rejimini fiilen ortadan kaldıran bu arka kapı uygulamalarını ve yapılan işlemleri kamuoyundan bugüne kadar neden gizlediniz? Soru üç. 2017'den sonra hazine döviz piyasalarına müdahale ederken Merkez Bankası yayımladığı tüm politika metinlerinde Türkiye'de serbest dalgalı kur rejimi uygulandığını söyledi. Milletimiz ve dünyayı neden yanıttınız? Sebep olduğunuz güven kaybını nasıl telafi etmeyi düşünüyorsunuz? Soru 4. Döviz rezervlerinin yönetimi ve piyasalarda döviz işlemleri yapan Merkez Bankası'ndaki işlem odası, Merkez Bankası'nın harimi ismetidir. Merkez Bankası'nın harimi ismetine siyasetin elinin girmesine neden izin verdiniz? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini yönetme yetkisi kim tarafından, neden ve hangi amaçla elinden alındı ve damadın yönetimindeki kurumlara devredildi? Soru 5. Bu işlemlere mesnet yaptığınız protokol, hazineye, kamu bankaları eliyle döviz piyasasına müdahale etme yetkisini açıkça veriyor mu? Soru 6. Bu protokolün yasal dayanağı olarak Merkez Bankası Başkanı 2 Temmuz 2018'den sonra yürürlükten kalkmış bir kanun maddesine atıf yaptı. Bu durumda Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 Temmuz 2018'den sonra kamu bankaları eliyle döviz satmaya devam etti mi? Ettiyse hangi yetkiyle Soru 7. Mali idare seçimleri öncesinde 17 Ocak 2019 tarihinde 4059 sayılı yasada yapılan bir değişiklikle Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'ne üye kurum ve kuruluşların yetkileri dışında alınacak tedbirleri belirleme ve uygulama yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi. Bu çerçevede Erdoğan Cumhurbaşkanı sıfatını kullanarak Merkez Bankası rezervlerinin olağan dışı yöntemlerle satılması için bir karara imza attı mı? Merkez Bankası ve veya Hazine ve Maliye Bakanlığına yazılı ya da sözlü bir talimat verdi mi? Soru 8. 2017'de Şubat ayında 2017 Şubat ayından bu yana hazinenin talimatıyla kamu bankaları eliyle hangi tarihlerde ne kadar döviz kimlere satıldı? Soru 9. Hazine talimatıyla kamu bankaları üzerinden satılan dövizlerden birilerinin önceden haberi oldu mu? Döviz piyasalarına yapılacak müdahalelerin dışarıya sızmaması ve özellikle altını çizerek söylüyorum içeriden öğrenenlerin ticaretinin engellenmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile kamu bankalarında hangi tedbirler alındı? Soru 10. Merkez Bankası ve Hazine arasında imzalanan 2017 yılında imzalanan protokolün detaylarını kamuoyuyla ne zaman paylaşmayı düşünüyorsunuz? Bize göre yarından tezi yok, Hazine ve Maliye Bakanı'nın söylediği gibi Merkez Bankası gün gün kime ne kadar döviz satıldığını kamuoyuna açıklamalıdır. Yetki onlardaymış. Sayın Bakan da bugün bugün aynı talepte bu biraz önce söylediğim gibi bu talepte bulundu. Eğer Merkez Bankası bunu açıklamazsa protokolün tarafı olan Hazine ve Maliye Bakanlığı bunu açıklamalıdır. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı 27 Şubat 2017'de imzalanan protokolü bakanlığının internet sitesine hiç vakit geçirmeden koymalı ve yayınlamalıdır. Milletimiz de bu protokolde ne var ne yok görmelidir. Biz sorduğumuz bu sorulara milletimiz adına ivedilikle cevap bekliyoruz. Bu arada Sayın Lütfi Elvan tüm bu işlemler için yöntem eleştirilebilir ama yolsuzluk var denemez demiş. Hiç kusura bakmayın Sayın Elvan. Yöntem de burada bayağı ciddi eleştirilir. Ayrıca gizli saklı yapılan, milletten saklanan işlerde yolsuzluk şüphesi de her zaman olur. Eğer bu işlemler doğru yapılan işlemlerse, siz göreve geldikten sonra Kasım ayında bu işlemlere neden son verdiniz? Değerli basın mensupları, döviz rezervlerimizi yok yere eriten bu arka kapı operasyonu siyasi'dir. Erdoğan siyasetinin finansmanında kullanılmıştır dövizler. Erdoğan şahsım hükümeti 2019'un Mart ve Mayıs aylarında yeni mahalle, yeni mahalli idare seçimi ve yenilenen İstanbul seçimi öncesinde Merkez Bankası kasasına girmesi gereken yaklaşık 25 milyar dolarlık döviz rezervini arka kapı operasyonlarıyla buharlaştırmış, siyasi ikbali için çarçur etmiştir. Taze Merkez Bankası Başkanı da açıklamasında arka kapı operasyonlarının 2017'den bu yana yapıldığını itiraf etmiştir. Yani rezervlerdeki erime salgından çok önce başlamıştır. Gerçekler ortadadır. Erdoğan şahsım hükümeti milletin dövizlerini tek adam vesayet rejimi inşa sürecinde kullanmış, salgın ise döviz, rezervlerdeki erimeyi hızlandırmış ve görünür kılmıştır. Özetlersek milli rezervlerimiz tek bir kişinin siyasi hırs ve ikbali için kullanılmıştır. Bu ne iktisadidir, ne hukukidir, ne vicdanidir, ne de ahlakidir. Bu siyasi hırs bugün milletimizi döviz ve faiz baronlarının elinde oyuncak etmiştir. Ülkeyi pahalı döviz ve yüksek faiz arasına sıkıştırmıştır. Başka devletlerin ikide bir de Erdoğan şahsi hükümetine parmak sallamasının önünü açmıştır. Ortada dünya ekonomi ve finans tarihine geçecek bir skandal vardır. Ortada çok büyük bir kamu zararı vardır. Bugün 128 milyar doları yerine koymaya kalksak bile 5.30'dan 5.90'dan 6.80'den yani sattığımız fiyatlardan bu dolarları alamayız. Bunlar dünyanın her yerinde sorulur, sorgulanır. Kaldı ki AK Parti kendisinden önceki iktidarın dalgalı kur rejimine geçmeden önce sattığı 5 milyar 300 milyon dolar rezervin hesabını soracağını vadederek ederek iktidara gelmiştir. Bu amaçla da mecliste bir yolsuzlukları araştırma komisyonu kurmuştur. O komisyonda satılan 5 milyar dolar rezervin hesabını sormuştur. 2001 krizinde hangi bankaya ne kadar döviz satıldığı bilgisi o komisyona verilmiştir. Şimdi bunun 26 katını buharlaştıran Erdoğan şahsım hükümeti ben hesap vermem demektedir. O zaman bu hesabı sandıkta ödeyecektir. Bunu bildiği için de tüm gücüyle bizi susturmak amacıyla üzerimize gelmektedir. Açık propaganda hakkımızı engellemektedir. Anayasanın ve siyasi partiler kanunun bize verdiği. 128 milyar dolar buharlaşmıştır. Peki atılan taş ürkütülen kurbaya değmiş midir? Merkez Bankası Başkanı makro finansal istikrarı sağlamak amacıyla rezervleri kullan rezervlerin kullanıldığını söylüyor E peki 128 milyar doları eritmişsiniz sonra Türkiye'de makrofinansal istikrar sağlanmış mı Bugün Türkiye dünya üzerinde en yüksek enflasyona sahip 14. ekonomi Dünya üzerinde en yüksek politika faizine sahip 7. ekonomi 128 milyar dolarlık rezervin eritilmesine rağmen Türkiye akran ekonomiler içerisinde parası en çok değer kaybeden ekonomi. Bunların başında geliyor. Yine akranları içerisinde risk birimi açık ara en yüksek ekonomilerden bir tanesi. İşsiz sayımız 10 milyonu aşmış. Bu dünya üzerinde 107 ülkenin nüfusundan fazla. Sonuç olarak bugün ekonomimiz 2 yıl önceye göre çok daha kırılgandır. 128 milyar çarçur edilmiştir. Bu rezervleri yeniden yerine koymak onlarca yılımızı alacaktır. Devlet böyle mi yönetilir? Partili cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'nin kurumsal yapısını yiyip bitirmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 91 yıl önce kurulmuştur. 1930'da bankayı kuran o büyük irade tıpkı Cumhuriyet savcılarına Türkiye Cumhuriyeti savcısı demediği Cumhuriyet savcısı dediği gibi Merkez Bankası'na da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dememiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası demiştir. Bu hem yargının hem de Merkez Bankası'nın bağımsızlıklarına duyulan saygının bir göstergesidir. Ama bugün saray Cumhuriyet savcısını nasıl saray savcısı yaparım diye uğraşıyorsa, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı da sarayın vesayeti vesayeti altına alarak AK Parti'nin arpalığı haline getirmek istemektedir. Merkez Bankası'nda iyi yetişmiş yüzlerce kıymetli personelin varlığına rağmen bankanın başına atanan son iki başkanın eski AK Parti milletvekili olmaları bunun açık bir göstergesidir. Böyle devlet yönetimi olmaz. Artık bu ehliyet yerine saraya sadakati önceleyen anlayıştan herkes mustariptir. AK Parti'ye gönül veren oy veren vicdan sahibi vatandaşlarımız da bu durumdan hiç memnun değildir. Ülkemizin durumu Leonard Cohen'in o meşhur şarkı sözlerini hatırlatmaktadır. Herkes biliyor geminin su aldığını. Herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini. Ve herkes biliyor zarların hileli olduğunu. Millete soğan patates, Erdoğan'a en pahalısından üç tane Mercedes. İşte bu hileli zarları atan zalim düzen için artık yolun sonu görünmüştür. Saray sosyetesinin büro elemanları burunlarına pudra şekeri çekerken, şoförleri danışmanları paranın altında ezilirken, eski vekiller kırpılıp kırpılıp rektör ve büyükelçi yapılırken, sarayın çocukları ballı yönetim kurulu üyeliklerine atanırken, milletin çoluğu çocuğu işsizliğin, umutsuzluğun, açlığın altında eziliyor. Milletimiz yaşanan bu çürümeyi, ağırlaşan kokuşmayı artık kaldıramıyor. Patates, soğan, güle güle Erdoğan diye bağırıyor. Erdoğan ise ülkemizin gerçeklerinden tamamen kopmuş, paralel bir evrende yaşıyor. Eskiden insanlarımız iş aç bulmak için yurt dışına giderdi. Bu tablo büyük oranda tersine döndü diye millete nutuk atıyor. Oysa Diyanet'in belediyelerin yurt dışına gönderdiği insanlar yurda dönmüyor. Güler misiniz ağlar mısınız? Millet umudunu kesmiş. Devletin hizmet pasaportlarını şebekeler satışa çıkarmış. Yurt dışına insan kaçırıyorlar. Hem de bize imreniyor denen Almanya'ya. E peki bu insanlar kaçırılırken gri pasaportları veren, sarayın atadığı İçişleri Bakanı acaba ne yapıyor? Bu gri pasaportlarının sorumlusu o değil mi? O emekli amirallere kumpas kurmakla, amirallerin ayaklarına elektronik kelepçe takmakla, bir de şehit evinde verilen namaz pozlarını servis ettirmekle meşgul. Bu arada amiralin emeklisini atıp tutan Milli Savunma Bakanı da amiralin sarıklısını hala seyrediyor. Ama umutsuzluğa yer yok. Demokrasilerde çare tükenmez. Milletimiz kesinlikle çaresiz değildir. Çiftçimize, işçimize, işçilerimize, iş insanlarımıza, emeklilerimize, emeklilikte yaşa takılanlara sözümüzdür. Erdoğan şahsi hükümetinin sizden aldığı her şeyi biz iktidara geldiğimizde misliyle geri vereceğiz size. Milletimiz herkesi yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla görüyor. Herkesin notunu veriyor. Milletimiz artık sandığın önüne gelmesini istiyor sandık önüne geldiğinde de gereğini yapacak. Bu kibirli, yıpranmış kadroları evlerine gönderecek. Ben teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alayım. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları ileteceğim. Sorular ATV Haber tarafından yönlendirildi. İlk soru şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu patates soğan dağıtımını eleştirmişti. Ancak Şişli Belediyesi de dağıtım yaptı. Bu konuya ilişkin sizin bir değerlendirmeniz olur mu? Şimdi açıkçası çiftçinin elinde kalan soğan ve patatesleri alıp çiftçiler e, şemşirlerine dağıtılması ile ilgili olarak projeyi yürüten bizim belediyelerimiz, genel başkanımız zaten bizim belediyelerimize bu talimatı verdi. İşlerin üstü örtülmeye çalışıyor. Bizim eleştirdiğimiz o değil. Bizim eleştirdiğimiz şu. Tamam patatesleri soğanları aldınız. Niye bunları bayraklı tırlarla kürsüler kurarak alayişle valayişle vatandaşa dağıtıyorsunuz? Bir elin verdiğini diğeri görmesin. Hep bunu söylüyoruz. İki, bir yıl patates ve soğan bulunmuyor. Depolar, depo, depocular, çiftçiler terörist muamelesi geliyor. Ertesi yıl her yerde soğan patates bolluğu oluyor. Bu sefer de çiftçi perişan oluyor. Bu açıkça plansızlığın bir göstergesi. Tarımda karakuşu gidiyorsunuz. Plan yok, program yok, kaynaklarımızı heba ediyorsunuz diyoruz. Bu da ikinci önemli eleştirimiz. Evet, efendim ATV haberin diğer sorusu da şöyle. Meclise en son Cumhuriyet Halk Partili 10 isim daha fezlekesi geldi. Sizin bu konuya ilişkin bir değerlendirmeniz var mı? Görüşlerinizi alabilir miyiz? Şimdi bu fezlekeler bizim bastırdığımız genel başkanımızın mecliste meclis kürsüsünden söylediği ve yine ilgililerin kamuoyunda yer alan beyanatlarını içeren bir kitapçık. 21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili toplatılan bu kitap kitapçıktan sonra bir de Merkez Yönetim Kurulumuz hakkında dokunulmazlıklarının milletvekili olan üyelerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili meclise bir fezleke gönderiliyor. Genel Başkanımız ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri. Bu aslında siyaset yapmayalım. Anayasanın bize vermiş olduğu demokrasinin asli unsuru olma görevini yerine getirmeyelim. Siyasi partiler kanununun bize vermiş olduğu milli iradenin özgürce oluşabilmesi için açık propaganda hakkımızı kullanılmayalım, kullanmayalım diye bize verilen bir gözdağıdır. Ve bu 128 milyar dolar nerede? Ondan sonra gelmiştir meclise. Ama bundan önce de yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset yapma hakkı, mesela Arpalık Aile Şirketi raporu, Toplatılarak da engellenmeye çalışılmıştır. Yine 128 milyar dolar nerede? Afişlerimiz, pankartlarımız, billboardlardan astığımız e, partimizin e, balkonlarından vinçlerle, e, çevik kuvvet aracılığıyla, kirpilerle indirilmeye çalışılmıştır. Son olarak. Tek adam anonim şirketinin Elekt Millete çıkarılan elektrik ve gaz faturalarını anlatan broşürlerimizle toplanmaya çalışılmıştır. Çok açık söyleyeyim. Bu aslında demokrasimize, hukuk devletine vurulan ağır bir darbedir. Bunlar bizi korkutmaz. Tekrar söylüyorum. Demirden korksaydık biz bu trene binmezdik milletimizin hakkını sonuna kadar savunmaya, milletimize gerçekleri sonuna kadar anlatmaya devam edeceğiz. Ama bu uygular, bu uygulamalar bizi kamuoyunda, Türkiye'yi kamuoyunda, iç ve dış kamuoyunda itibarımızı zedeliyor. Milletimizin vicdanında yara açıyor. Tekrar soruyorum. 2003 yılında AK Parti milletvekilleri memleketi karış karış dolaşıp 5,3 milyar doların 5,3 milyar dolar nerede dediğinde onlara böyle mi muamele edildi? Bundan kaçış yok. 128 milyar doların hesabını vereceksiniz. Ya kendiniz mecliste bir araştırma komisyonu kurup orada vereceksiniz ya da seçimlerde sandıkla beraber iktidar değiştikten sonra kurulacak yolsuzlukları araştırma komisyonunda bu hesabı vereceksiniz. Bundan kaçış yok. Evet. Efendim ATV Haber'in son sorusu da şöyle. İçişleri Bakanlığı 6 belediyenin gri pasaportla kamu görevlisi olmayan kişileri yurt dışına çıkardığı gerekçesiyle soruşturma başlattı bu belediyelerin içinde 3 adet de CHP'li belediye var. Sizin bu konuya ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz? E, durum bence son derece açık. Bu gri pasaportları verme sorumluluğu kimde? Kim veriyor bu gri pasaportları? İçişleri Bakanlığı ve valiler. Onların sorumluluğunda. Ve çok açık söyleyeyim. Biz bu meselenin üstüne gitmemiş olsaydık Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün hala daha bu mesele sütre gerisinde duruyordu. İçişleri Bakanı görevini yapmalıdır. Bir an önce bu işlerin arkasındaki çeteyi ortaya çıkarmalıdır. Teşekkür ediyorum.